TeknoSay'a hoş geldiniz. Yeni bir telefon önerileri ayıyla karşınızdayız. Artık biliyorsunuz aylık öneriler yapmıyoruz. 3 ayda bir yapıyoruz. Çok anlamı kalmadı çünkü. Eskisi kadar telefon da öneremiyoruz. E, fiyatlar yüzünden. O yüzden böyle 3 aylık periyotlarla gidiyoruz. Ve Haziran ayına denk geldi. Haziran'ın şu anda biz ortasında çekiyoruz bunu. Burada konuştuğumuz fiyatlar video yayına girdiğinde değişebilir. Bundan biz sorumlu değiliz. Evet Umut hoş geldin. Hoş bulduk Murat abi. Başlayalım bakalım Haziran ayı ama şöyle Haziran ayı derken işte 3 aylık yaptığımız için artık aylık öneri gibi bakmıyoruz da işte şu, bu ay itibariyle olan gelişmeleri de işte yeni çıkan telefonlar artan fiyatlarla vesaire aslında bunu artık bir piyasa değerlendirmesi gibi de düşünmek daha doğru olur. Yaz dönemini kapsıyor diyebiliriz. Evet kabaca. evet kabaca beklediğimiz bir şey var mı bu arada onu başlamadan sorayım hani bu iki ay içinde önemli bir yani telefon bunu... asmanın. Bu 3 aylık bir video olduğu için yaz döneminden sonra sonbahar döneminde yeni Apple modelleri çıkar. Onlar ha. gelecek. Yani tamam. bir sonraki videoda muhtemelen onlardan bahsediyor olabiliriz. Ya da gelecekleriyle ilgili yani az önce bilgiler çıkmıştır. Onları konuşuruz. Bize yetişmeyen çok önemli bir telefon var mı diye sordum. Hani tam ucundan kaçırdığımız. Yok öyle çok bir model yok. Zaten burada e, telefonları konuşurken de hemen hemen aynı modeller olduklarını görecekler. Tamam. Şimdi... E... Öncelikle eskiden fiyat kategorileri yapardık. Artık pek öyle yapmıyoruz. Tek bir listemiz var ve başlangıç fiyatımız 5600 TL oldu. Ve bu telefonda herkesin bildiği Samsung Galaxy M52. Herkes bu telefonu alıyor. Mutlu. Şöyle çok acıdır ki biz eskiden bu bu bu, bu e, videolar ilk başladığımızda 1000 lira aşağısından başlardık. Ya. Günümüzde artık 5000 liranın üstünden başlar hale geldik. Böyle bir trajikomik fark oldu. M52'ye gelirsek şu an Türkiye'de sanırım e ee, Ne alırsan yani ne almak istersen Karşına M52 çıkıyor telefon evet. olarak. Bunun da başlıca sebebi Fiyatına göre sunduğu özellikleri Rakiplerde sunabilen telefon olmaması. Bugün M52'ye baktığımızda işlemci, kamera, pil gibi konularda Yanına yaklaşabilen telefon yok fiyat aralığında. Hal böyle olunca da herkesin ortak noktası bu telefon oluyor. Bir de e, Bütçemiz kısıtlı olduğu için e, Adimizdeki az parayla çok donanım almak istiyoruz. Bu da M52'de bulunuyor şu an. Niye M53 almıyoruz? M53 daha Türkiye'de yok, daha gelmedi. Gelse bile e, ekonomik şartlar nedeniyle daha yeni bir telefon olduğu için daha yüksek fiyatlardan gelecek. E, aradaki fiyat evet. farkı da gene mantıklı yapmayacak onu. Evet. O yüzden M52 ile devam. Şey için sorum Aslında oradaki sorun fiyat değil. hani M53, M52'nin üzerine ne kattı ki? Yani çok bir şey kattığı söylenemez. E, hatta e, M52'de Qualcomm varken M53'de Mediatek'e geçiyor hı hı. gibi konular da oluyor. O yüzden M52 hala güzel bir seçenek Türkiye için. Yani şunu için söyledim. M53 gelecek. Hani fiyatını boş verelim. Onun için beklemeye değecek bir durum yok gözüküyor. Benim öyle ana, öyle ana. Yok. Çok yok. Çünkü fiyat farkı da olacağı için beklememek lazım. Tamam. Şimdi çok sorulan sorulardan biri. Samsung Galaxy S20 FE mi alayım M52 mi alayım? Arada fiyat farkı var çünkü 8000 liraya çıktık. Evet S20 FE biz tabii ki Snapdragon e, versiyonundan bahsediyoruz. İkisi de aynı fiyata satılıyor Exynos'luyla. Biz o yüzden Snapdragon önüne koyuyoruz. E, şimdi fiyat farkına bakıldığında S20 FE'de suya tozlu dayanıklılık geliyor. Kablosuz şarj geliyor. Kameranın e, niteliği, işte çektiği fotoğraf kalitesi, video kalitesi artıyor. İşlem platformu, işlemcisi yükseliyor. Kabaca e, telefona dair her noktası yükseliyor. O yüzden yani M52'den biraz fazlasını istiyorum dendiğinde S20F'ye gitmeleri lazım. Çünkü M52'nin aşağısında yukarısında e, tam anlamıyla yükselebilen bir model yok. En fazla atıyorum fiyat farkı bile koysanız M52 ayarında bir telefon alıyorsunuz rakiplerde. Hmm. Öyle olunca S20 FE mantıklı bir geçiş telefonu oluyor. M52'de atıyorum kamera performansı yeterli gelmiyorsa S20 FE'ye geçmek daha yeterli bir sonuca ulaştıracaktır size. Yani fiyat farkına değer diyebilir miyiz finalde? Bir telefon üzerinde düşündüğünde yeterli farklar var evet verilebilir. Tamam. Şimdi geçen yaptığımız değerlendirmede Çinlilerin eksikliği vardı. Millette hatta niye yok dediler. Halbuki evet. Çinli telefonlar daha önce aylık önerilerimizi yaptığımız zaman domine ediyordu. Hani diğer Samsung'u falan silip atmışlardı. O zaman Ama, da Samsung yok deniyordu. Evet Samsung yok. Bu işler böyledir. Şimdi bir tane görüyorum Xiaomi 11T var. 8800 TL. Şimdi bu telefonun önemli noktası aslında ilginç bir şekilde fiyat indirimi aldı. Normalde 10.000 bandında gezerken şu an 8800 lira indi. Böyle olunca da bu telefon bakıldığında S20 FE'lerin, S21 FE'lerin ayarında bir telefon. E, kullandığı işte ka kamera özellikleri, işlemcisi gibi noktalar üst seviyede. Hatta işlem platformu olarak bakıldığında S20 FE'de 865 var. Yani teknik donanım olarak 11T üstünde bir telefon. E, fiyat olarak da yakınlar. E, hal böyle olunca mantıklı kalıyor. Bir de 11T'nin aslında Xiaomi'de işleri bozan bir noktası daha var. Ee, Xiaomi'nin e, Redmi Note 11 serisi hatta Pro modeli işte bu fiyatlara satılıyor. Pro Plus modelleri, Pro 5G gibi. E şimdi onlara bakınca 11T e, normal e, bir amiral gemi statüsünde telefon. E, kıyaslandığında e, kendi kardeşlerini de egale ediyor. Onların yerine geçiyor. Rakiplerde de ona e, tam anlamıyla karşılık gelebilecek bir telefon yok. O yüzden 11T listeye e, bu fiyat indirimi alması sebebiyle e, özellik anlamında mantıklı bir telefon haline geldi. Yani e, şimdi işte S20 FE'nin üzerine 800 lira daha veriyoruz. Değer mi? E, şöyle bir bazı noktalarda kayıplar oluyor ama benim işim saf performans. E, fotoğraf gibi konularsa 11T iyi sayılabilir üzerinde konulabilecek bir fark verebilir. Ekran ekrandan ne diyebilirsin? Hı. Ekran olayı. İkisini kıyasladığın zaman. Yani ekranları e, yakın diyebilirim. İkisi de 120 Hz e, AMOLED ekranlar kullanıyor. Hı. Parlaklık olarak da 11T alt sınıf bir telefon olmadığı için yüksek parlaklık değerlerini de çıkabiliyor. Zaten ekranında HDR ve benzeri konular da var. Lisanslı bir şekilde yer alıyor hatta yazılımda. O yüzden e, bir sıkıntı yok. Yani ekranda bir fark olmaz. Güzel. iyi. Güzel. Zaten bizim e, bu Çinlileri listeye alamamamızın sebebi bir öncekinde sadece fiyattı. Fiyatları çok yüksek kaldı. Fiyat. Büyük ihtimalle Samsung orada bir şeyler çeviriyor. Yani fiyatlarını aşağı tutuyor. Belki zarar ediyor. Bilmiyorum. E, ama e, Samsung'un fiyatlarına yetişemedi Çinliler. İşte bence Xiaomi'nin 11 tsinin fiyatının düşüşü de buna bağlı. Yani bir cevap gerekiyordu. İşte bu o cevap olabilir ama o cevap bile 8800 TL tabii. Doğru. E, bir üstünde Samsung Galaxy S21 FE, S21 ve FE 9600 TL. Şimdi e, S21 F ilk çıktığında S21'den ucuz bir modeldi. Evet. Bazı noktalarda farkları bulunuyordu. Şimdi günümüz şartlarında baktığımda S21 ile S21 F aynı para. Hal hani böyle olunca ben burada ikisini de eşit gözüyle bakıyorum. Hangisini daha uyguna buluyorsanız ya da hangisine daha çabuk ulaşabiliyorsanız onu alın derim. Arada gerçekten çok e, fark yok. İkisi de yakın telefonlar birbirine. Hmm. Tamam 9600. Ee, artık 10 binlerin üzerine çıkıyoruz. 10.700 TL'de iPhone SE var. 2020'si var, 2022 hmm. var. normalde ilk SE 2022 çıktığında fiyat çok yüksek olduğunu ve bir önceki SE'yi almanın aradaki fiyat farkı sebebiyle daha mantıklı olabileceğini söylemiştik. Günümüz koşullarında baktığımda bir önceki SE 10.000 liraya satılıyor yaklaşık. Yeni SE de 10.000 küsürlere satılıyor. E şimdi e, arada bir miktar farklar var tabii ki performansıydı işte pilin boyutuydu gibi noktalar değişti. Pil performansı değişti. Öyle olunca e, çok cüzdi bir fark olduğu için yenisini artık önermek mantıklı hale geldi. Hı hı. Bu arada e, Apple'a da biz videoyu çekmeden önce bir zam geldi. Bunlar güncel fiyatları yani zamlı fiyatlardan görecekler. Tabii ki bu piyasa fiyatları Apple'ın sitesinde genel bir perakende fiyat olduğu için oraya göre biraz daha düşük olabiliyor burası. E, sonrasında Samsung Galaxy S22 var. 13 e ee, 13.000 liraya bulunuyor. Bu da Samsung'un güncel ürün ailesinin ee, düşük modeli diyebiliriz işte Plus ve Ultra'dan sonra. E, öyle düşünüldüğünde yeni bir telefon almak için yani yeni amiral gemisi diyebiliriz. 8 Gen 1 kullanıyorsun, hep Dragon kullanıyor bu da. E, bir telefon. tek karın ağrısı pil ömrü. 3700 mAh bir pili var ve gördüğüm kadarıyla da günü çıkaracak seviyede maksimum. Yani pil ömrü açısından beklentisi olanları biraz üzer. Ama şöyle bir nokta getireyim. Ee, eğer kompakt bir üst seviye Android telefon arıyorlarsa S22 orada güzel bir aday. Ee, 6.1 inç ekranı var. Ve ince çerçevelerle de birleşince normalden daha ufak bir telefon izlenimi uyandırıyor. Öyle bir düşünceniz varsa ona da geçebilirsiniz. Evet. Şimdi Samsung Galaxy Z Flip. Flip 3. 14.000. bin lira daha <laughs> fazla veriyoruz. Evet. Flip 3 biraz konsept diyebileceğimiz. macera arayan kişilere göre. Katlanabilir konsepti var. Ama benim sevdiğim katlanabilir telefon konsepti bu. Ee, bir telefonu daha ufak hale getirmek üzerine. Bir telefondan tablet yapmak üzerine bir formu yok. Yani foldlar gibi değil. Flip'ler biraz daha e, kontrol edilebilir boyutlarda oluyor. Z Flip 3'ün özellikleri iyi durumda. Ama dediğim gibi katlanabilir bir telefon istiyor musunuz? Da Eğer istiyorsanız Flip 3 istemiyorsanız da e, güncel ürün olarak S22 de, e, deneyebilirler, tercih edebilirler. Evet ya bu biraz fiyat değil de hani e, ürünün kendisi için alınacak bir telefon. Evet. Ve yine bir e, daha önce görmediğimiz listede eksikliği olan Çinlilerden biri Poco F4 e, GT. Poco'yu çok soruyorlar ama şu anki evet. konuştuğumuz ürün 16.500 TL. Poco'nun zirvesi. Evet. E, F4 GT modeli aslında Redmi k Gaming Edition olarak geçiyor yerel hmm. pazarlarda. Bu global ismi. E bakıldığında bir üst seviye telefonda barınabilecek çoğu şey var. Ay neleri eksik denirse çünkü yeni nesil üst seviye telefonlara göre makul fiyatlı kalıyor. Yani evet. Neleri eksik? Suya toza dayanıklılık yok. Kamerası biraz daha kötü. Onun gibi noktalar dışında bir de kablosuz şarj gibi noktalar da biraz eksik. E onun dışında tüm özellikler üst seviyeye oynuyor. Ama fiyatları güncel telefonlara göre biraz daha ucuz kalmaya çalışıyor. 16.500 lira şu piyasada eder bu telefon. Ama işte gidip alır mısın tercih eder misin konusu her zaman muallak kalmaya devam eder bu model. Ya evet. Bizim listeye göre yerleştiği fiyat aslında şey çok böyle nokta atışı olmuş. Çünkü evet, biraz tam arada kalıyor. o işte mesela şimdi konuşacağız I iPhone 13 e, mini 20 bin. Hani baktığın zaman arada fark var. Ama işte burada da şey e, gözüküyor. Şimdi ya da bir önceki S22 13 bin. Tam böyle araya konmuş. Şimdi 16.500 öyle bir rakam ki onu veren 20'yi verir denebilecek bir yerdeyiz. ve hani 13. Niye evet. geçebilir bu durumda sanki bence geçebilir ama orada da işte Android mi, iOS mu işte pil ömrü ve benzeri konular değişebilir iki model arasında. Evet. Neyse e 13.000 niye gelelim? Şimdi şöyle bir durum var bu telefon aslında zamdan önce 17.000 aralığında satılıyordu. iPhone 12 mini de 16.000'lere satılıyordu. lira fark olunca ben diyordum ki 13.000 e alınır. Şu an iki model arasında bir 3 bin liralık makas oluşmuş gibi görünüyor. Hı. Eğer o makası vermek istemiyorsanız 12 mini de tercih edilebilir. Ama 13 mini işte gerek depolama çünkü Apple'da depolama ciddi bir maliyet kalemi. Doğru. Bu 13 serisi direkt 128 ile başlıyor. 12 mini almak istediğinizde 64 ile başlıyorsunuz. Yani ikisini denklediğinizde depolama olarak neredeyse aynı fiyata geliyorlar gene. E, hal böyle olunca bence iPhone 13 mini gene daha mantıklı olmaya devam edecek gibi duruyor. Aynı fikirdeyim. Ama Android tarafında kalacağız diyelim. S22 Ultra 22500. Şimdi şey daha hani iPhone seçeneği hiç yoksa F4 GT ile Ultra arasında ciddi fiyat farkı var. Bayağı S22 fiyat Ultra. farkı var. Evet. Yani araya bir M52 S21 fye sığacak neredeyse. Yani neredeyse evet. S22 Ultra da Android tarafının en yüksek modeli en şu yüksek. an. En yani evet. Türkiye'de piyasaya gidiyorum. Çarşıya çıktım. En yüksek Android telefonu istediyorum dediğinizde karşınıza çıkan bir telefon. Bir de şöyle bir model daha var. Onu da ekleyelim. Xiaomi'nin 12 Pro modeli de var. O da e, şu anda 26 bin liraya satılıyor. E, en üst modellerden biri o da. Tabii ki listede yer almıyor. Biraz fiyatı neredeyse iPhone 13 Pro parasına geldiği için. ya Dedim artık e, 12 Pro'yu çok mantıklı göremedim kendi açımdan da. O yüzden yazmadık onu. Ama... E, S22 Ultra dışında da en üst seviye Android olarak e, Xiaomi'de de 12 e, Pro diye bir karşılık da var. Onu da söylemiş olayım. Apple iPhone 13 Pro 28.500 lirayla listede. Evet bu e, zamdan önce biraz daha uygun fiyata bulunan bir telefondu. Bunun Max modelini, Pro Max modelini çok mantıklı bulmuyorum. Pil ömrü ve ekran boyutu yükseliyor ama e, günün sonunda çok bir şey kazanmıyorsunuz. Ve fiyat farkı da var haliyle. Fiyat farkını vermeyelim. Biraz daha küçük bir telefonumuz olsun. Çünkü e, 13 Pro Max ağır ve kaba bir telefon hmm, aslında. Öyle. Yani birebir kullanmaları lazım. O farkı öyle hissedecekler çünkü. E, Apple telefonları deneyebilirler de zaten çeşitli teknoloji mağazalarında Apple'ın mağazalarında. Öyle bir güzelliği de var. Mesela Poco'yu e, Xiaomi mağazalarında bile tek tük bulacaklarını düşünüyorum. O yüzden e, Apple'ın öyle bir avantajı oluyor Samsung'la birlikte. E, düşünüldüğünde evet e, Apple tarafının en üst model bu. Ama işte şurada da az önce videonun başında da söyledim. 3 ayın sonunda yani sonbahar dönemine girdiğimizde yeni iPhone'lar iyice ortaya çıkar. Ama Türkiye'de yaşadığımız için sürekli zam geliyor. Bu iPhone 13 serisi bile ilk çıktığında alsaydınız, kullansaydınız bile şu an satarken ilk aldığınızdan karla satma durumu oluyordu. Yani o yüzden imkanınız varsa Türkiye'de yaşıyorsanız paranızın yetti iPhone'u alın. Zarar etmiyorsunuz görüldüğü üzere iPhone 13 serisinde olduğu gibi. Bir yıl içerisinde 3-4 kere zam geldi. Neredeyse aldıkları parayı satıyorlar kârla. Tabii biz ona ben kâr demeyelim. Çünkü paranın değeri düştüğü için sana bir evet. sonraki iPhone'u aldırmıyor. Ee, o satış diye. fiyatı. Yani üstüne çok çok büyük paralar eklemen gerekiyor. Gerekecek daha doğrusu. Ee, ama evet dolayısıyla şu anda artık e, ilk alanlar e, şeydir dua ediyorlardır almışlarsa. E, çünkü yani. bu bayağı zam yedi yani öyle böyle değil. Şöyle Apple her zamı yaptığında 2-3 bin ekliyor. Neredeyse ilk çıkış fiyatlarına göre bir e, dolaylı yoldan 10 bin lira gelmiş oldu fiyatların. Çok için. rahat. Çok rahat. O daha fazla hatta. ben 13 Pro'yu e, 17 bin liraya alan birisi vardı hatta bizim Tekno Seyir'de. Öyle Evet. Hatırlıyorum. evet. Yani 20 bin liranın aşağısındaydı 13 Pro. Evet. E, modellerimiz böyle. E, tavsiye ettiğiniz modellerimiz listemiz artık maalesef iyice kısaldı. Artık kategori bile yapmıyoruz. 5600'den evet. başlıyoruz. 28.500'e kadar çıkıyoruz. Gidiyoruz. Bunlar. Daha e... da yükseğine çıkar aslında da. Biz tabii, tabii. Orada. Yani evet. Ee, burada tabi 5600'ün hep hatırlatıyoruz. 5600'e başlıyor diye daha altında telefon yok mu var. Hatta tek masaya evet. de yapılıyor. Ama biz bu listeyi içimize sinenler listesi yaptığımız için <laughs> 5600'den başlatıyoruz. Ee, i̇çimize sinmeyenler listesi de yapacağız. Ee, sadece fiyatıyla inceleyeceğiz öne çıkan telefonları. Onu ara ara yapıyoruz. Yine gelecek ondan da merak etmeyin. Şu anda Haziran ayı itibariyle bu 3 aylık videomuz böyleydi. Bir sonraki de yine 3 ay sonra olur. Arada hani çok zaten lansmanlar şu önemli telefonlar olduğunda ya inceleme yapılıyor ya işte sen lansmanını yayınlıyorsun zaten. Öyle güncellemeler yaparız ama şu anda durum budur. Rehberler sürecek. Peki Umut sana teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere görüşmek üzere